İçinin sınıflandırılması ile ilgili sorularımızı inceleyeceğiz şimdi. İlk sorumuza başlayalım. Gezi yazısı, deneme ve tiyatro bu sınıflandırma tablosunda sırasıyla numaralı yerlerin hangisinde yazılmalıdır diyor. Biz metinleri sanatsal metinler ve öğretici metinler olmak üzere ikiye ayırıyoruz. Sanatsal metinlerimizi anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı olarak ikiye ayırmış burada. Coşku ve heyecanı dile getiren metin türlerimiz de söz konusu. Öğretici metinleri ise gazete çevresinde oluşanlar ve kişisel hayatı konu alan metinler olarak ikiye ayırıyoruz. Gezi yazısı kişisel hayatı konu alan metinlerimizdendir. Yani 4 numaraya gelmeli. Bu ilki. Deneme gazete çevresinde oluşan metinlerimizdendir. Tiyatro ise göstermeye bağlı olan metnimizdir. Yani 4, 3 ve 2 olan Adana şıkkımız doğrudur. İkinci sorumuz. Numaralanmış yargılardan hangileri öğretici metin özelliklerinden değildir diyor. Dil çoğunlukla göndergesel yani bilgi verici işleminde kullanılır. Amaç bir konu hakkında bilgi vermek, konuyu öğretmektir öğretici metinlerde. Gerçeklik yazarın kurduğu eserde dönüştürdüğü kurmaca şeklin, kurmaca gerçekliktir diyor. Bu edebi metinlerimiz için geçerli bir şeydir kurmacalık. Öğretici metinlerimizde öğretici metinlerimiz kurgusal değildir. Olayların ve durumların anlatımı kişi, yer ve zaman ögeleri ile verilir diyor. Bu yine edebi metinlerimiz için olay anlatan metinlerimiz için geçerlidir. Bir olay öğretici metinlerimizde söz konusu değildir yine. 3 ve 4'ün içinde olduğu Edirne şıkkımız doğrudur. Üçüncü sorumuz, numaralanmış örneklerin hangisinde kullanılan dilin işlevi yanlış verilmiştir diyor. Bir şey ki hava gibi, ekmek gibi, su gibi lazım insana lazım onsuz yaşanılmıyor. Şiirsel işlevinde kullanılmıştır diyor. Evet, bu bir şiir metnidir. Dolayısıyla şiirsel işlevidir. Haydi bu paketleri sen taşı, ben de yerleştireyim. Alıcıyı harekete geçirme işlevinde kullanılmıştır. Doğrudur. Türkçe'de adın yerini tutan sözcükleri zamir ya da adıl denilir. Bu bilgi, buradaki cümlemiz dil bilgisi ile ilgilidir. Dolayısıyla dil ötesi işleminde kullanılmıştır. Yasemin orada mısın? Herkes seni arıyor cümlemizde. Kanalı kontrol ediyoruz Yasemin orada mısın derken. Dolayısıyla bu işlevde doğrudur. Vay, görkemli bir yapı. Hayran oldum şu an diyoruz. Bir duygumuzu yansıtıyoruz. Dolayısıyla göndergesel işleminde değil, heyecanı dile getiren işlevindedir. Dolayısıyla göndergesellikte bilgi söz konusudur. E şıkkımız doğrudur. Heyecana bağlı işlev olmalıydı 5 numaramız. Dördüncü sorumuz, aşağıdakilerden hangisi kişisel hayatı konu edinen öğretici metinlerden biri değildir diyor. Anı, günlük, mektup ve biyografik kişisel hayatı konu alan öğretici metinlerimizdendir. Sohbet ise gazete çevresinde oluşan öğretici metinlerimizdendir. Dolayısıyla farklıdır. Beşinci sorumuz, bu parçalı numaralanmış yerlerden hangisinde bilgi yanlışı vardır diyor. Metinler temelde edebi ve öğretici metin olarak gruplandırılır. Bu ayrımı ulaşmada metinin gerçekle ilişkisine bakılır. Metinde kullanılan dilin işlevi önemlidir. Metnin yazılış tarihi bu sınıflandırmada, bu ayrılışta dikkate alınan bir durum değildir. Dolayısıyla 3 numaralı cümlemizde bilgi yanlışı vardır. Metnin yazılış amacı sınıflandırmada önemli, anlatım türü önemli gibi esaslar dikkate alınır ve sınıflandırmaya gidilir. Aşağıdaki öğretici metinlerden hangisi Türk Edebiyatı'nın diğerlerinden farklı bir dönemine aittir diyor. Bu deneme, sohbet, tezkere, eleştiri ve makale türleri verilmiş. Tanzimat'tan sonra görülen türlerimizdir. Ama tezkere Tanzimat öncesinde de gördüğümüz, sonrasında aslında biyografi olarak karşımıza çıkıyor. Ama tezkere Tanzimat öncesinde de gördüğümüz farklı bir döneminde ortaya çıkmıştır. Yedinci sorumuz,
Bu parçanın kimi özelliklerine göre sınıflandırması ile ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır diyor. Tiyatronun önemli bir görevi vardır, ancak bunu abartarak tiyatronun bir silah olduğunu söylemek ne kadar doğrudur? Tiyatro bir silah değildir ama bir uyarıcıdır. Gerçi tiyatro tarihi içinde bazı temsillerin ayaklanmalara sahne olduğu, halkı heyecana getirdiğini görürüz. Ancak bu ayaklanmaları ortaya çıkaran tiyatro değildir. Tiyatro ayaklanmaya uygun bir ortam içinde uyarıcı görevini yaptığı anda böyle ayaklanmalar ortaya çıkmıştır. Tiyatro insanoğluna kendini gösteren bir aynadır. İnsanoğlunun eline silah veren bir yer değildir. Yukarıdaki bir metin, hani tiyatro metninden alınmış bir metin değildir. Dolayısıyla burada bir tiyatro ile ilgili bir bilgi aktarımı söz konusu. Yani öğretici bir metinden alınmış bir parçamız var. Yazar burada kendi düşüncelerini dile getiriyor. O yüzden edebi bir metinden alınmış bir parçamız değildir bu metin. Gazete çevresinde gelişen öğretici metinler içinde yer alır. Çünkü tiyatro metni değil, tiyatro hakkında kendisiyle ilgili bir bilgi aktarımına, bir düşünce aktarımına girmişti yazarımız. Gerçeklikle ilişkisi doğrudandır. Anlatılanlar kurmacaya dayanmaz. Kurmaca bir metin değildi, edebi bir metin değildi. Dil başta sanatsal işlev olmak üzere farklı işlevleriyle kullanılmıştır diyor. Sanatsal işlevinde kullanılmamıştır. Çünkü edebi bir metinden alınmadığı için dolayısıyla Ceyhan seçeneğimiz doğru. Bilgi vermek, öğretmek amacıyla yazılmıştır. Tartışmacı ve açıklayıcı anlatım türleri vardır. Hem bilgi veriyor hem de ne kadar doğrudur derken, söylemek ne kadar doğrudur derken de aslında bizim de aynı düşünmemizi sağlayarak tartışmacı anlatımı da gerçekleştirmiş oluyor yazar. Sekizinci sorumuz, bu cümledeki numaralanmış yerlerden hangisi bilgi yanlışına neden olmuştur? Batı edebiyatındaki makale, eleştiri, gezi yazısı gibi öğretici türler, hikaye, roman, tiyatro gibi edebi türler Türk edebiyatına Tanzimat döneminde girdi ve ilk örneklerini bu dönemde verdi diyor. Makale, eleştiri, hikaye, yani öğretici metinlerden makale, eleştiri, anlatmaya bağlı metinlerimizdense hikaye, roman, göstermeye bağlı metinlerimizden tiyatro, Tanzimat'tan sonra edebiyatımıza girdi. İlk örneklerini Tanzimat'la beraber verdik ama gezi yazısı örneklerimiz Tanzimat öncesinde de söz konusudur. Dolayısıyla C şıkkımız da bilgi yanlışlığı vardır. Dokuzuncu sorumuz, bu parçaların hangisinde yazınsal bir söylem vardır diyor. Yani edebi bir metinden alınmıştır diyor. Edebi metin, öğretici metin ayrımını yapmamız gerekiyor buradan. Başarısızlıklardan işin nasıl yapılacağını öğreniriz. Edison ampulü keşfetmek için yaptığı ilk 6000 denemede başarılı olamamıştı. Bazen başarıyı öğrenmeden başarısızlığı öğrenmemiz gerekiyor. Bu metin edebi bir metinden alınmış bir parçamız değil. Bilgi veren, yazarın kendi düşüncelerini aktardığı bir metinden alınmıştır. Kurgusal bir metin değildir. Dolayısıyla A değildir cevabımız. B şıkkı, halkın konuşmadığı, dilin ileri bir toplumda yeri yoktur. Bazıları bu gerçeği yine eriyor. Halka yönelişimizin nedeni budur. Dildeki arınma işte bu yönelişin gereğidir. Yine yazar kendi düşüncelerini dile getirmiş. Karşısındakileri, ulaştığı hedef kitlesini bilgilendirmek ve düşüncelerini ulaştırmak için yazmıştır. Edebi bir metinden alınmamıştır. Yine kurgusal bir metin değildir. Dolayısıyla yine yazınsal bir söylem söz konusu değildir. C şıkkı, dağın gümüş bakışlarından süzülen bir kalp ve akıl arasında gidip gelmekten bıkmış, yeni açılan berzahi bir yolda şeklini ve dünyasını tarihe ve insanların zihnine armağan ediyor gibiydi. Kısacık ömrüne yerleşen dünyasını leylaklarla süslemek, sonra onu güller arasındaki ruhundan süzülen bir zaman süsü olarak beslemek geldiği içinden. Bu parça yazınsal bir metinden alınmıştır, kurgulanmıştır. Bir kahramanla ilgili bilgiler aktarıyor, bir olay var. Dolayısıyla yazınsal bir söylem söz konusudur C şıkkında. 10. Sorumuz.
Sanatsal nitelikli metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Dış dünyadaki gerçekliği değiştirilerek yeniden kurgulamak edebi metinler için, yani sanatsal metinlerimiz için söylenebilirdi. Her okuyan aynı sonuçları ve anlamı çıkarır diyor. Bu bilgimiz yanlış çünkü amacı edebi metni oluşturan bir yazarın ya da şairin amacı. İnsanlarda hem onların duygularını harekete geçirmek, bazen bir şiirle herkesin farklı şeyleri çıkarımı söz konusudur. Farklı sonuçlar çıkarabilir çünkü bir hikayede, bir roman parçasında bize de bırakabilir yazarımız. Dolayısıyla bu bilgimiz yanlıştır. Ama okurlara fayda sağlamak, doğrudan bir şeyler öğretmek amacı taşımaz. Bu öğretici metinler içindir, doğrudur. Aynı konunun işlendiği öteki metinlerden farklıdır, biriciktir. Aynı konu farklı yazarlar tarafından ele alınır, alınabilir ama farklı şekilde dile getirilir. Okurlarda estetik beğeni oluşturmak, estetik kaygı gütmek edebi metinler için söz konusu bir durumdur. Diğer testimizin ilk sorusuyla devam edelim. Numaralanmış özelliklerden hangileri metinlerin sınıflandırılmasında esas alınan ölçütlerden değildir? Metinde kullanılan anlatım türü, metnin yazılış amacı, metnin gerçeklikle ilişkisi, metinleri sınıflandırırken dikkat edilen ölçütlerdendir. Metin yazarının eğitimi sınıflandırmaya bir etkisi yoktur. Okurun beğenisi yine bu sınıflandırmada söz konusu değildir. Yani 4 ve 5 olacak. Edirne'dir. Doğru cevabımız. İkinci sorumuz, numaralanmış metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Birinci metniniz kadın evli misiniz diye sormak istiyor. Bir Avrupalı kadın zevkiyle süslü ve muntazam salonu bu kafası da tıraşlı adamın yapacağına inanmak istemiyor gibi duruyordu. Kadın bu suali her nedense sormadı. Duvarda iki resim levhası vardı. Birisi bu bostan dolabının gölgesini ve şıkırtısını, kovaların akşam ışığıyla donmuş pırıltısını bir fotoğraf hissizliği ve gerçeklikle aksettiriyordu. İkinci metin, dille düşünce uyumlu bir gelişme gösterir. İnsanın dili gelişip zenginleştikçe düşünce ufku da genişler. Böylece insan daha iyi durup düşünür, daha iyi akıl yürütür. Bu bakımdan insanın nerede, ne derece verimli düşündüğü dilinden anlaşılabilir diyor. Birinci metnimizde bir olay söz konusu kahramanları var. Kurgusal bir metnimiz olan edebi bir metinden alınmıştır. İkinci metnimiz ise göndergesel işlevi olan bilgi verici işleminde yazarımız kendi düşüncelerini açıklamıştır. Birinci metnimizde kelimelerimiz mecaz anlamlarıyla da yer verilirken ikinci metnimizde daha gerçek anlamlı kelimeler kullanılmıştır. Işıklarımızı değerlendirmeye başlayalım. Birincisi kurmaca, ikincisi öğretici metinden alınmıştır. İkincisinde dil sanatsal işleviyle, ikincisinde ise göndergesel işlevinde kullanılmıştır. Birincisi estetik zevk vermek, ikincisi ise bilgi vermek amacıyla yazılmıştır. Her ikisinde de kronolojik zamanlı olay anlatımı söz konusudur diyor. Bir olay yazısı olan, olay metni olan zaten birincisiydi. Dolayısıyla bu cevabımız yanlıştır. Birincisinde betimleme söz konusu duvardaki resim bize anlatıyordu. İkincisinde ise açıklama yoğunluktadır. Üçüncü soru, aşağıdakilerin hangisi anlatmaya bağlı eserlerle göstermeye bağlı eserler arasındaki benzerliklerden biri değildir? Her iki türde de olay çevresinde gelişir. Anlatmaya bağlı ve göstermeye bağlı metinlerimiz olay çevresinde gelişen metinlerdir. Doğrudur. Her ikisinde de kurgusallık gerçektir. Bu iki türde edebi metinler içinde olduğu için kurgusallık söz konusudur. Her iki türde de metnin geneli diyaloglardan oluşmuştur diyor. Anlatmaya bağlı metinlerimizde yazar metnin geneline yerleştirmemiş olabilir. Dolayısıyla her ikisi için de ortak değildir. Olaylardan etkilenen insanlar ya da varlıklar vardır. Bunlara eserin kahramanları denir. Her iki grubumuzda da kahramanlarımız söz konusu. Her iki türde de insanların başlarından geçen ya da geçebilecek nitelikteki olaylar dile getirilir.
Dördüncü sorumuz. Bu parçayla ilgili olarak numaralanmış yargılardan hangileri yanlıştır diyor. Eleştirel bir tutumla yazılmıştır. Gezilen yerlerle ilgili bilgiler anlatıcının izlenimleriyle şekillenmiştir. Edebilik kaygısıyla yalın söyleyişten uzak durulmuştur. Bilimsel terimler öğreticilik düşüncesini güçleştirmiştir. Karşılaştırmadan yararlanmıştır diyor. İstanbul zevksizlik ve fensizlik elinden sonradan düştü. Biz dağları kabuğundan soyup kayalaştıranlar bahçeli evlerde doğduk ve iki ağaç arasında sallandık. Uzak Times kıyılarını dolaşırken Göksu, Kağıthane, Kurbağalı Dere gözümün önüne gelir. Bizim çayırımız İngiliz Kri'ydi. Hayda Parkı'nda grup grup piknik sepetleri üzerine çömelen insanlar Beykoz çayırının cumalarını hatırlatıyor. Bir gün herkes yaratılmış tabiatı görmek için Londra'ya gelecektir ve kimse öldürülmüş tabiatın mezarı üzerinde ağlamak için İstanbul'a uğramayacaktır. Karşılaştırma söz konusudur. Eleştirel bir tutumla yazılmıştır çünkü yok ettiğimiz doğayı eleştiriyor yazarımız. Gezilen yerlerle ilgili bilgiler kendi izlenimleriyle vermiştir yazarımız. Edebilik kaygısı güdüp sade bir söyleyişten uzaklaşmamıştır yazarımız ve bilimsel terimler kullanılmamıştır. 3 ve 4'ün olduğu Denizli şıkkımız doğrudur. 5. sorumuz sanatsal metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Tarihin belli dönemlerinde oluşturulur ve oluşturulduğu dönemin zihniyetini yansıtır edebi metinlerimiz. Gerçeklik kurgusal kurgulanarak ve sanata özgü bir dille verilir. Sözcüklerin yan ve mecaz anlamlarından yararlanılır. Öncelikle amaç öğreticilik değildir. Edebi zevk oluşturmak için yazılır edebi metinler. Kendi içinde gazete çevresinde oluşan ve kişisel hayatı konu alan metinler olarak gruplandırılır diyor. Kendi içinde gazete çevresinde oluşan ve kişisel hayatı konu alan metinler olarak gruplandırılan edebi metinler değil de öğretici metinlerdir. Bilgimiz yanlıştır. 6. sorumuz hangisi öğretici metinden alınmamıştır diyor. 1980'lerde şiir sanatı hayatlarının merkezinde tutan Lale Müldür, Gülseli İnal ve Nurgül Marmara dönemin şiirlerinde kadını temsil etme yeteneğine sahip şairler olarak değerlendirilmiştir. Burada sanatçılarımızla ilgili ele aldıkları konularla ilgili bilgi veriyor. Yani öğretici bir metinden alınmıştır. B. Avrupa edebiyatında eleştirilen eleştirinin gelişip kurumsallaşması 19. yüzyıldan itibaren Fransız edebiyatı aracılığıyla olmuş ve bu yüzyıldan sonra edebiyat eleştiri birbirinden ayrılmayacak şekilde bir arada yürümüştür diyor. Yine eleştiri ve edebiyatın içerisindeki yeriyle ilgili bilgilendirme yapıyor buradaki yazarımız da. Öğretici metinden alınmıştır B şıkkı da. C. Ahmet Ümit 1960'ta Gaziantep'te doğdu. 1983'te Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünü bitirdi. İlk kitabı 1989'da yayımlanan Sokağın Zulası adlı şiir kitabıdır. Yine öğretici bir metnimizden alınmıştır. Ahmet Ümit ile ilgili hayatı ile ilgili bir bilgi aktarıyor bize. Dolayısıyla öğretici metindir. De Montaigne'in bu kitabı bilgeliğe karşı baş kaldırmaya kadar gitmiyordu ama onu kendi içinde özümsemeyi ve kendisine mal etmeyi öyle iyi biliyordu ki bilgelik düşüncesinde hiçbir şey engellemiyor ve onu da diğerlerinden ayırmıyordu diyor. Yine Montaigne'in kitabı ile ilgili bir değerlendirme metninden alınmış. Yine okuyucuya böyle bu konuyla ilgili Montaigne'in kitabı ile ilgili bir bilgi aktarımı söz konusu ve öğretici metninden alınmıştır. Mehtap küçük koyup pırıl pırıl aydınlatıyor. Denizin ölü dalgaları başından geçenleri kıyı anlatıyor. Hafif bir meltem gecenin sıcaklığında belli belirsiz hissediliyor. Konuşmak yasak gibi ikisi de susuyordu. Dikkat ederseniz burada mecaz anlamıyla kullanılmış, söz oyunları yapılmış, bir olay anlatılmış. Dolayısıyla öğretici metin değil, kurgulanmış edebi bir metinden alınmıştır. Cevabımız Edirne'dir. 7. sorumuz, hangisinde bir bilgi yanlışı vardır diyor. Öğretici metinlerde dil göndergesel işleviyle kullanılır.
şiir anlatmaya bağlı metinler arasında yer alır diyor. Şiir anlatmaya bağlı metinlerimizden değil, edebi metinlerimiz içerisinde coşku ve heyecanı dile getiren metinimizdir. Dolayısıyla yanlıştır. Mektup, ana ve gezi yazısı, kişisel hayat, konu alan metinlerimiz arasındadır. Sanatsal metinlerde gerçeklik olduğu gibi değil de gerçekliği dönüştürerek anlatılır. Olay çevresinde gelişen metinler anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu parçalı 8. sorumuz aşağıdaki parçaların hangisinde yazınsal bir söylem yoktur diyor. Yazınsal bir söylem yani edebi bir metinden alınmayan şıkkımızı bulacağız. Yani öğretici metin şıkkımızı arıyoruz. A. Kimileri Sokrates'i bir sofist diye adlandırdı ancak o retorikten hoşlanmayarak ve ahlakı zayıflatmak yerine güçlendirmek isteğiyle sofistlerden farklı bir yol çizdi kendine. Sokrates'le ilgili bir bilgi veriyor. Yani bu edebi bir metinden değil, kurgulanarak aktarılmamıştır. Sokrates'le ilgili bilgilere yer vermiştir. Dolayısıyla bu edebi bir metin değil, öğretici metinden alınmıştır. Yani yazınsal bir söylem yoktur. Yazınsal söylemin olduğu diğer paragraflarımızı okuyalım daha iyi ayırt edebilmek adına. Ve her sabah çimenlerin çiğden ürpererek uyanıyor bahçemde. Sonra güneşle oynaşıp tütsülenmiş gibi buğulanıyor. Ne zaman sokağa çıksam badem ağaçları salkım saçak çiçek, kavaklar kıpır kıpır, ıslık ıslığa meltem, kırda dayanılmaz bir kekik kokusu, toprakta türlü çeşit börtü böcek. Kurgulanmış bir metinden anlatmaya bağlı bir metinden alınmış bir parçamız var. Yani yazınsal bir söylem söz konusudur. Sözcük oyunları söz konusu. Mecaz anlamlarıyla ile kullanılmış sözcüklerimiz yani bu edebi bir metinden yani yazınsal bir söylem söz konusudur. C. Sokaklarında dolaştım, meydanlarında durup insanları seyrettim. Kalabalığa karıştım. Herkesin yediği yemeklerden yedim. Herkesin içtiği şerbetleri içtim. Herkesin gittiği camilere, sinemalara gittim. Komşu şehirden gelmiş bir misafir gibi dolaştım. Yine burada bir olay anlatılıyor. Kahramanı söz konusu. Dolayısıyla yazınsal bir söylem söz konusudur. D. Sırtında deve tüyü çuldan kısa ve gene parça parça cepkenler. Bunun altında solmuş, lime lime yıpranmış ve yamadan görünmez olmuş mintanları vardı. Siperinin sağ ve sol yanaklarının üstüne getirdikleri kasketleri yağ içindeydi diyor. Yine kurgusal bir metin söz konusu. Mecaz anlamlı kelimeleri kullanırız biz yazınsal söyleme olan metinlerimizde. Yani edebi metinlerimizde bir olay anlatırız. Yine anlatmaya bağlı bir metinden alınmış parçamızdı. İki buçuk metre çapında bir bordan fırlıyor olmuş gibi bol ve coşkun akan sular bembeyaz bir kayaya varınca birdenbire boşlukla karşılaşıyorlar. Bir an bir küçük Bir an sanki duralıyorlar, sonra geldiklerinden daha müthiş bir hızla derin bir çukura dökülüyorlardı. Burada derenin akışı ile ilgili bir şey bilgi vermemiş mesela bize gözümüzün önünde canlandırılmış bu akış. Dolayısıyla bu yazınsal söylemi olan yani edebi metinlerde gördüğümüz bir şeydir. Yine Edirne şıkkımızda da yazınsal söylem.